Merhaba Türkçe kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün güncelleme geldi ve güncelleme hakkında biraz konuşacağız. Şimdi demiştim ki hikaye göreve yenilenecek. Yenilendi. burayı en baştan oynayacağız. bugün 3 tane video atmayı düşünüyorum. 2 tanesini attıktan sonra en sonunda hikaye görevinin ilk bölümü gelecek. Hikaye görevini yaklaşık 3-4 gün içinde bitirmiş oluruz. Bu şekilde bir seri yapacağım haberiniz olsun. Şu anda oynamayacağım. Captain America Iron Man Black Widow kostümleri e, temizleme yaptıkça alacaksınız. Mesela ilk kez hikaye görevini bitirdiğinizde bir tanesini alacaksınız. İkinci kez bitirdiğinizde bir tanesini alacaksınız. Ve en son üçüncü kez bitirdiğinizde de bir tanesini alacaksınız. Burada gördüğünüz gibi e, bize <laughs> belli başlı biyometrikler veriyor. E, seviyeyi arttırdıkça yani ilerideki bölümlere geçtikçe farklı biyometrikler de alabiliyorsunuz. Ve şu... Kutudan da güzel şeyler çıkıyor. Tabii ki şans bu. Premium kartlar çıkabiliyor. Ee, yani bütün premium kartlar çıkabiliyor neredeyse. Ee, şu yeni gelenler de dahil. Tabii ki hepsi yok burada. <laughs> onun haricinde 6 yıldız kart çıkabiliyor. Yine burada da yine bütün kartlar var galiba. Yok burada tüm kartlar yokmuş. Belli baş kartları koymuşlar. Ee, onun haricinde işte 4 yıldız'a kadar çıkabiliyor. Ee, bütün CTP'ler var aşında dahil bütün CTP'ler var gördüğünüz gibi. <laughs> Onun haricinde 4 yıldıza kadar ekipman var. Odin uygularımız var. normal uygularımız var. Bunlar da sanırım 4 yıldıza kadar çıkıyor. Aynen. full yanmış ISO 8'lerimiz var. Ve 4 yıldıza kadar ISO 8'ler var. Onun haricinde bir de altın var. Umarım hepinizde premium kart ve CTP çıkar ama ben çok da ümitli değilim. Yani umarım çıkar. Gördüğünüz gibi ilk temizlemede Iron Man kostümünü alacakmışız. Bu şekilde hikaye görüyoruz. Ee, onun haricinde hikaye görevindeki biyometrikler ne oldu oradan kastığımız biyometrikler ne oldu destek dükkanına geldi. Ee, burada destek dükkanında hepsi gördüğünüz gibi normal e, klasik e, biyometriklerimiz yine burada. Bunlar haricinde şöyle hemen gelelim aşağıya doğru hikaye görevinden kastılan biyometrikler de hepsi buraya geldi. Gördüğünüz gibi hepsi burada bunun içinde yine ayrı bir video yaparım. Onun haricinde şurada hemen sağ üstte gördüğünüz gibi... Böyle bir yer var. Evet. Şimdi buradan ne yapacağız? Gördüğünüz gibi Crescent, Sentinel, işte Ghost Panther, Wasp, Ghost, işte Klimonger, Lunal, Valkyrie falan. 2099 gördüğünüz bütün paralı karakterler olması da birçoğu var. Sadece burada gördüklerinizden bir tanesi, herhangi biri burada alabileceksiniz. Mutlaka burada bir tane çıkacak. Diğer dört tanesi de normal biyometrik seçecek karakterleri olacak. Bunu altına değiştirebiliyorsunuz. Altına değişim atabiliyorsunuz bir süre. Ondan sonra artık istediğiniz geldiği zaman durduruyorsunuz. Daha sonra kapat diyoruz. Buradan hazır giriyorsunuz ve şansa eğer şanslıysanız size biyometrik atıyor. Ben 30 kere temizleme yaptım ve hiç biyometrik atmadı. Yani bu tamamen şans. Size belki çok da atabilir. Belki hiç atmayabilir. Belki biraz atabilir. Yani bu Tamamen şans. Hani bunun bir taktiği yok. Yani hani nasıl onun biyomesini alabilirim diye düşünmeyin. Bu şans yine her, her zamanki gibi. Bu şekilde. Onun haricinde başka bir değişiklik. Ee, Baş düşmana gelelim. Baş biraz bakalım. Ben bir kere yine temizleme yaptım. Ee, şimdi yeni bir maddemiz var. Bu yeni gelen karakterlerin altını skillini geliştirmek için. Onun haricinde başka da bir şey yok. <laughs> evet. Onun haricinde bir şey daha var tabii ki ama onunla alakalı değil. Şöyle söyleyeyim küp çıkma miktarı 1.5 kat arttırıldı. Yani size çıkan küpler biraz daha fazla olacak gibi. Bunu yakın zamanda görürsünüz zaten. Ben ilk temizlemeyi yaptım. Bana çıkmadı küp. 2 tane kutu geldi. Bir tanesi de şu 15'in seviye olduğu için geldi. Bir de mavi kutu geldi. Ve ikisinden de 6 yıldız uyanmış ISO 8 attı. Biraz e, şanslı attı. Belki ödül çıkma şansını da arttırmışlardır diye düşünüyorum ama belli olmaz. Burada da çok bir yeniliğimiz yok. E, 4 tane yeni karakterimiz geldi. Kostümler hakkında çok konuşmayacağım. Kostümler o kadar aman aman değil. Hikaye görevinde kullanırsınız. Öyle söyleyeyim. E, şimdi biz buradan kimi kasacağız mı? onu söyleyeyim. Shadow Shelly e, şu yeni gelen hemen şöyle göstereyim. Ben 500 kristal aldım bu arada. E, kategori 2 seçildiğinden almayın. E, alacaksanız eğer çok tane almak istiyorsanız War Tiger'ı alabilirsiniz. Onun haricinde diğer hero'ları da e, top 45 biyometrik seçici videosu yapmıştım. Oradan bakıp alabilirsiniz istediğinize. Ben hemen bunu alacağım. Uğraşmayacağım fazla. Şimdi bunu aldık. Tamam. Burada hemen kapat diyelim. Güzel. E, yeni bir kategori 2 almış olduk. Bu şekilde. O Şimdi de hemen şöyle biyometrik seçicilerden Shadow şeylik kasacağım ben. Bayağı bir biyometrik seçicim var. Çok fazla olması da yine. Ee, biraz var. Bunlarla hemen kasalım. Evrensel bir karakter. Fiziksel vuruyor. Bu, bu yani güzel. Gayet güzel. Ee, kullanışlı bir karakter olacak. Zaten evrensel bir karakter olması da gayet iyi. Hemen şöyle seç diyelim. Shadow şeyin biyometrisini alalım. Umarım açıkla başka biyometrik almayız da sıkıntı yaşamayız. Daha önce bunu yaşamıştık biliyorsunuz canlı yayında. Ee, hemen şöyle biz almaya devam edelim. Yani ben biyometrik seçiciden hızlı hızlı kasarım çok fazla uzun sürmez zaten çok da biyometrik biriktirdim yani çok da sıkıntı olmaz değil mi? Bir tanesini zaten seçici kategori iki tane aldık o yüzden çok da sıkıntı yaşamayacağız sadece bu kaldı bunu da biyometrisini yeterince buradan alıyoruz bütün Shadowland biyometriklerini buraya bıraktım geçen hafta temizlediğim ve elimde kalan biyometrikleri de bıraktım bu hafta temizledim. Ve bu haftaki biyometrikleri de elimde bıraktım. Bu şekilde hepsini biriktirmiş olduk. Şöyle 300 biyometrik oldu. 390 biyometrik oldu. Gayet güzel. <laughs> Hemen gelsin. Tekrar şunu bir alalım. Tamamdır. Bu şekilde senin de almış olduk. Güzel oldu. Tamam. Şimdi etkinlik dükkanına ne geldi? Ona biraz bakalım. Hemen şöyle etkinlik dükkanına gelelim. War Tiger Biyomesi ve Shadow of Shell Biyomesi var. Buradan artık hangisini kasmak istiyorsanız alabilirsiniz. Yani bir tanesini seçiciden alacaksınız büyük ihtimalle. Diğerini de buradan alabilirsiniz. Shadow Shell'i ama birçok Biyomesi'nin Shield Akademisi'nden kasıldığını görmüştük. Ama bu yeni oyuncular için mi geçerli acaba? Bunları daha yapmadım. Yaptıktan sonra bakacağım. Eğer öyle değilse hani yeni oyunculara yapıyoruz sadece bu iyiliği. O zaman sıkıntı. Biz sıfırdan kasmak zorunda kalacağız. Her neyse bu şekilde ben e, şuradaki güçlendirmeyi almayacağım. Galaksus gününde bırakacağım. Haberiniz olsun. Siz de öyle yapın derim. İkisini de kasarsınız eğer. Tamam diyelim şunu da hemen çıkalım. E, duruma göre yeni gelen yeni gelen karakterlerden, Swambert'ten veya işte Blue Dragon hangisi olursa e, eğer çok çok iyilerse gerçekten bir tanesine e, bilet basabilirim ama bilmiyorum. Şöyle bir bakalım elektrik hasarı vuruyor. Gayet güzel pasifine bakarsak kendisinin tüm saldırılarını, hızlarını, savunmalarını arttırıyor. Dondurması var. Yine dondurma, elektrik sancında azalma. Tamam. E, normal saldırı var. Onun haricinde e, tüm saldırılarda, hızlarda kritik oranda artış var ve aciz bırakmayı kaldırır diyor. Gayet güzel. E, onun haricinde bakalım. Dokunmazlık 4 saniye var. Ee, şok hasarı veriyor. Sersem etmesi var. Gayet güzel. Kategori 2 pasifinde kesin kaçma oranını %30 arttırıyor. Süper zırh ve tüm savunmalarda artış var. E, ee, skilline bakalım. Bu altının skilli tabii ki açıldıkça yani geliştirdikçe artacak şeyi. Ee, onun haricinde liderliği ne veriyormuş? Ee, kendi takımına tüm saldırılarda artış veriyor. Onun haricinde e, zayıf tüm zayıf kaldırma veriyor. Yine gayet güzel bir karakter gibi duruyor. E, dükkandan 2500 kristali açabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şöyle bakalım. E, nerede? Hemen şuradan çıkalım. Şöyle bir bakalım. Acaba yani güzel bir güncelleme geldi gibi. Biraz güncellemeyi böyle bir incik incik yapmamız lazım. Her şeyini incelememiz lazım tabii ki. Burada paketler varmış. Neymiş? Burada ne veriyormuş acaba? E, ha, bu ikisinin biyomesini veriyor. Çok da bir şey vermiyor. Çok da gerekli değilmiş. Onun haricinde bakalım, buradan ne veriyormuş? Şu neymiş? Yani yine çok önemli bir şey değil. Onun haricinde Yani böyle şeyler gelmiş dükkana. Çok da önemli bir şey yok. Onun haricinde şöyle kahraman, hemen kahramana bakalım. Gördüğünüz gibi Blue Dragon 2500 Kristal. Burada 1250 yazıyor. Bu neymiş? Ha ayrı ayrı veriyor biyometrini ve şeyi ayrı ayrı veriyor. Bu güzel mi ya? Evet aslında güzel. Şöyle bakalım. Bunları kategori 2 bir şekilde mi koymuş buraya? Hem biyometrik veriyor sadece. Shadow Shell'de nasıl veriyor bakalım. Hemen şöyle 315 biyometrik veriyor. Yani bunlar tamamen gereksiz ya. Değil mi? Şimdi duruma göre şöyle bir şey yapabiliriz. Belki Blue Dragon'un hani 6 yıldız rütbe bassak 1250'ye ama gerçekten çok az biyometrik veriyor ya. 160 biyometrik yani bir kez daha paket almamız lazım. Şey işte kristalle buradan almamız lazım. Sıkıntı olur. Neyse duruma göre ben buna bakacağım. Haberiniz olsun. Buradan almak istiyorsanız alabilirsiniz. Onun haricinde Sunbird'e zaten biyometrik seçildiğinden alınmıyor paralı biyometrik seçiciden alınıyor haberiniz olsun. Ee, aslında güzel karakterler gayet işe yarayacak karakterler. Ee, gördüğünüz gibi çevik ve ateş hasarı veren bir karakter. E, ee, maksimum YP'de yenileme veriyor gayet güzel bu. Sersen ütmesi var yakma hasarı veriyor. Ee, pasifine bakarsak gördüğünüz gibi müttefiklerden biri öldüğünde %50 YP'siyle ile diriltiyor gördüğünüz gibi evet bu gayet güzel bir özellik çok çok güzel bir özellik ee, onun haricinde <laughs> yine yakma hasarı veriyor, ee, tamam 5. skin'e bakarsak dokunmazlıkta 6 saniye veriyor ve gayet güzel sersem etmesi falan var ee, güzel güzel karakterler gayet güzel onun haricinde atış hasarında artışı var kritik saldırılarda 125 ihtimalle kritik hasarda %100 arttırır. bu ee, gerçekten çok güzel e, kritik saldırılarda 125 ihtimalle kritik hasar %100 arttırıyor. Bu çok çok güzel. kesin kaçım oranı %30 artıyor. Bunlar da gayet güzel. Yine altın sikli var gördüğünüz gibi. Tüm hızlarda artış veriyormuş. Liderliği Sunbird'ün. Tamam. bir de War Tiger'a bakalım. Hem Kadyo'da 2 yaptık hemen. güzel. Tamam. Şöyle hemen yeteneklerine bakalım. pasifine bakalım. Neymiş pasifi? E, yetenek hasarını bonus hasarı artırıyor. İşte süperdir. Tüm savunmalarda artış falan. Klasik bunlar yine. Ee, bakalım. Sersem etmesi var. Tamam. Ee, yine bir sersem etmesi var. Tüm sallarda, tüm hızlarda kritik oranda artış var yine. Güzel. Beşinci skinine bakarsak. Sersem etme, korku, bağlama. Ha. %50 ihtimalle tüm hasara bağışıklık veriyormuş. Bu da güzel. Kanama hasarı veriyor. Esnekliği Esekli, kaldırıyor. Pasifine bakarsak. Kendisi maksimum yapının %3 kadarını yeniler. YP %99.6 ise o güzel yani YP yenilemesi devamlı devamlı çalışacak. Bu gayet güzel. Onun haricinde altının skill'i nasıl açıyoruz? Potansiyel uyandırma ne, ne, yazıyor? Ha, potansiyel uyandırma gerekli. Yani potansiyelini açtıktan sonra altın skill'i açacağız. Tamam. Onu da zaten ayarlayız, ayarlarız. E, ee, yetenek bekleme süresini %24 azaltıyor. Liderli. Güzel duruyor. Yani Kullanılır. En kötü Shadowland'da kullanırız. Hiç sıkıntı değil. Ee, Shadow Shell'e bakalım hemen. Şöyle e, yes <coughs> yesin bakalım. Ee, zehir hasarı veriyor. Evrensel bir karakter. Gayet güzel. 3 ee, skill'de ne varmış? 120 zehir hasarı ver verme varmış. Ee, gölge patlaması, şemsiye atışı, yesin bekleme süresi 1 saniye olur. Ee, bu hangisi peki? Ha, birinci skill. Tamam. Ee, pasifine bakarsak tüm müttefiklere tüm samalar 150 artış veriliyor. Alınan tüm hasarı 120 azaltıyor. Aslında bunlar ittifak fesinde çok güzel takım olur. Kim bunlar? Sunbird, Blue Dragon ve Shadow Shell'den gerçekten güzel bir takım olabilir. Ee, onun haricinde tabi uzun zamandır e, ittifak fesi oynamadığım için bu da sıkıntı biraz. Ee, normal saldırısı var tamam. Bir vuruştan koruma var. Tüm takım arkadaşlarına bu gayet güzel. Ee, kendisi... <gülüyor> <gülüyor> güzel. Beşinci risk de gayet iyi. Kesin kaçım oranı %30 arttırıyor. Zehir hasarını %120 arttırıyor. %90 ihtimalle zehir hasarına bağışıklık veriyor. Güzel. Yine altın görüyorsunuz. Onlara çok girmeyeceğim şu anda. Zehir atma süresini azaltıyor. büyük. Zaten bunların AFM skilli vardır. Onlara tek tek bakmayacağım. Karakterler güzel duruyor, işe yarayacaklardır yani mutlaka Tiger ve Shadowshielik kasın, Sunbird ile Blue Dragon ne kadar etkili karakterler bunlara bakmam lazım biraz, e, kasmam lazım gerçi bir tanesini duruma göre ayarlayacağım, biletlerim de gerçekten sınırlı, e, Namor için saklıyordum ama bunlardan birini kullanabilirim diye düşünüyorum. Yani Blue Dragonu kullanmam da belki e, şöyle yaparız işte Kristalle Blue Dragonun biyometrisini alırız, onu öyle yaparız, Sunbird'ü de nasıl yaparız? biletlere basarak kategori 2 yaparız. Öyle bir şeyler yapabiliriz büyük ihtimalle. Haberiniz olsun. Güncelleme bu şekildeydi. Söylemediğim bir şey var mı? Eksik bir şey var mı? Heh. Ee, etkinlik savaşından Sunbird'un biyometrini kasabiliyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Ee, eğer herhangi bir şekilde katmadıysanız buradan 40 biyometrik alacaksınız. Bu gayet iyi. Ee, onun haricinde buradan eğer 3 ise 50 biyometrik alacaksınız. Toplam 90 biyometrik oluyor. Ve 5 ise da buradan 60 biyometrik alacaksanız 150 biyometrik oluyor. Tabii ki bu kategori 2 yapmaya yetmeyecek. Çok büyük bir ihtimalle yetmez yani. Gwenpool kartı veriyor ve alt yıldız uyanmış kauçuk ISO 8 veriyor. Bu da gayet iyi. Ee, duruma göre bakacağız artık. Yani eğer şimdi ben buna bilet basarsam da gerçekten üzülürüm ya. Değil mi? Hani tamam kategori 2'yi basacağım ama 150 tane biyometri de elimde kalacak. Neyse bunlara bakacağız duruma göre buradan eğer almak istiyorsanız biyometrisini alabilirsiniz yani üstünde biyometrik seçiciyle hani paralı paketle de tamamlayabilirsiniz güncelleme bu şekildeydi yani ben az çok beğendim yani fena değil yani güzel bir güncelleme olmuş gibi yani Crescent'e kategori 3 geldi bunu hiç söylemeye gerek duymadım yani çok da beğenmediğim için söylemedim onun haricinde Sharon kostümü geldi Sharon kostümü Önceki kostümden çok daha iyi ama ben yine de almayacağım. Çünkü hani Sharon'un kullandığım oyun modları gerçekten kısıtlı. Ve almayı çok düşünmüyorum. Yani şu anda almayı düşünmüyorum en azından. Çok bir öncelikli olarak görmüyorum kendim için. Ama duruma göre belki alırız. Yani bütün skill'leri enerji olduğu önceki kostümde fiziksel saldırı yapan bir skill vardı. Dördüncü skill olması lazım. Onun haricinde burada gördüğünüz gibi hepsi. tamamen yani beşinci skill neymiş? Maksimum YP'nin %10 kadarını yeniler diyor. Kritik oranda %35 artış veriyor. Bağlama. Ee, şöyle eski kostüm hemen bir bakalım. Şöyle kostüm etkisi diyelim hemen. <laughs> şöyle gelsin. Ha. Yani ee, i̇kinci skill fizikselmiş. Dördüncü skill fizikselmiş. Ve beşinci skill'i... Evet yani yeni kostüm biraz daha iyi bunu görmüş oldunuz. Yeni kostüm çok daha iyi hatta. Ya maksimum yapı yenilemesi falan da var. Yani alınabilir mi? Alınabilir. Eğer hiç kostümünüz yoksa tabii ki son kostüm alın ama yeni kostüm eski kostümünüz varsa hani duruma göre almak istiyorsanız alınabilir diyorum. Ben almayacağım onu da söylemiş olayım. Güncelleme bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı mutlaka unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim Görüşmek üzere.